Hoş geldiniz. Lunge üzerine konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada şeyi de ekleyeyim. Yine satış koymuş balinalar. Her neyse. Şimdi burada konuşacağımız şey Lunge'un uzun vade hareketleri. Neler bekliyoruz, neler yapabilir? Bunlar üzerine konuşacağız arkadaşlar en genel olarak. Şimdi bir kere Lunge yeni yeni canlanmaya başladı. Canlanmaktan kastım fiyat anlamında bir canlanma değil arkadaşlar. Kaldı ki genelde zaten bir coin'in fiyatına odaklananlar ne yazık ki kar edemiyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Genelde aslında fiyata çok odaklanmamak gerekiyor. Tabii ki hareketleri takip edeceksiniz. İşte ne oluyor, ne bitiyor diye bakacaksınız. Nerelerde işlem yapılıyor, nerelerden alım yapılıyor. Yani oluşan destek direnç bölgeleri neresi? Bunlardan bahsetmiyorum. Sadece uzun vade hareketlerinde bir coin'in neler vaat ettiğini bilebilmemiz için öncelikle neler yapılıyor somut anlamda bunları bir değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Şimdi Lunge'da öncelikle Luna'da da değerlendirdik arkadaşlar. Şu sürekli konuşulan işte 1 dolarlar yüksek fiyatlar vesaire ile alakalı. Bir kere biliyorsunuz bir yakım aşaması var, bir yakım etabı var. Bu yakım nedir aslında tam olarak? Adamlar %1,2'lik bir yakım vaat ettiler. Dediler ki işte bu kadarlık bir otomatik yakım mekanizması oluşturalım. Diğer özel şirketler işte borsalarda buna katılsın. Buna bir Metaverse şirketi katıldı ilk olarak. Şu anda da Binance'tan bekleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Binance tarafında bir NFT etkinliği var. Bu NFT'lerden yapılacak satışlarla birlikte Lunge yakılacak özellikle. Tamam mı? Birincisi bu. Şimdi en nihayetinde arkadaşlar ne dedik? Ha, şuraya bağlayayım. Binance da buna katılıyor. Katılacak yani. Zaten katılmak zorundaydı. Çünkü bu düşüşte CZ ve Binance tarafı da ciddi şekilde tepki topladı. NFT etkinliğiyle birlikte yakımı başlatarak arkadaşlar devamında bu işi otomatik yakıma da bağlamaları tabii ki de bekleniyor. Uzun lafın kısası şunu söylemek istiyorum. Bir yakım muhabbeti çıktı ki bunu daha önce konuştuk ve bu yakım olayına arkadaşlar borsalar yeni yeni giriyorlar. Bakın yeni yeni giriyorlar. Henüz tamamıyla girişler ve yakımlar başlamadı. Öncelikle bunu işte Binance kabul edecek, işbirliğinde bulunduğu diğer şirketler kabul edecek, işte diğer borsalar kabul edecek tarzında bir durum olacak ki şu anda bu durum oluyor yavaş yavaş. Bir anda olmaz tabii ki böyle bir şey. Bu durum olacak ki arkadaşlar ne olsun ilerleyişi görebilirim. Maalesef birkaç günde düştü Lunge ama biz birkaç gün içerisinde çıkmasını beklemiyoruz. Zaten beklememiz de saçma olur. Kaldı ki böyle bir şey olmayacak zaten asla. Uzun lafın kısası bu yakın mekanizması çok önemli ve yavaş yavaş entegre oluyor. Özellikle yavaş yavaş olmasındaki ana sebeplerden biri borsaların ve şirketlerin tek partide bunu haber verip coin üzerinde arkadaşlar böyle anlamsız saçma sapan yükselişler, dalgalanmalı hareketlere mal vermemek durumunda olmaları. Bundan ötürü özellikle onu da söyleyeyim. Yani şu anda uzun vadede önemli olan bir yakın muhabbeti var. Onu bir kere cepte tutalım. Haricinde Lunge'un bir NFT muhabbeti var. Bu NFT muhabbeti önemli mi? Çok önemli. Bir 10 binlik NFT hazırlığındalar ki bu durum Shiba'ya baktığımızda arkadaşlar özellikle Boğa'da adamlar NFT'lerini satışa çıkardıklarını duyurduklarında tarihi ralli yaptılar. İşte bu yüzden önemli. Şu anda Lunge'da hakeza aynı şekilde elinde bu şekilde bir koz tuttuğunu söylemek isterim. Bakın bu da iki. Üçüncü olarak adamlar ciddi bir manuel yakıma hazırlanıyorlar arkadaşlar. Ciddi bir manuel yakıma hazırlanıyorlar. Şimdi bunu nereden biliyoruz bir kere? Yani şey mi yaptık? İlham falan mı geldi böyle? Yok değil. Şimdi adamlar sık sık USDC yakıyorlar. Geçtiğimiz vakitlerde arkadaşlar iki parti USDC yakımı geldi. Bir tanesi 1 küsür milyarlık, bir tanesi de 500 milyona yakın bir USDC yakımı. Bu adamlar stablecoin'den yaktılar
ve 400 küsürlük bir yakım daha yapmaları gerekiyor dolaşanla toplam arzı eşitlemek adına. Böyle bir şey daha yapacaklar. 400 milyonluk bir USDC yakacaklar ki bu şu anlama geliyor. USDC tarafında toplam ve dolaşan arzın eşitlenmesiyle yapılan her bir adet yakım bile pozitif anlamda birim başına fiyata etki edecek ki zaten USDC de direkt olarak Lunge hareketlerine yön verebilen bir coin veriyor yani. Bundan sonra sıra Lunge'a gelecek. Lunge tarafında da artık yakımlar başlayacak arkadaşlar. Adamlar yakmaya başlayacaklar. Ancak burada gelen yakımlar tabii ki ilk parti büyük bir yakım gelecek. Tamam mı? İlk parti büyük bir yakım gelecek. Yani USDC gibi ayı piyasasına rağmen 500 bir yaktım, 1 milyar bir yaktım, şu kadar bir yaktım değil. Boğa piyasası içerisinde tek parti büyük yakacaklar. Bakın öyle söyleyeyim size. Neden böyle bir hareket yapacaklar? Çünkü asıl teknik iş USDC'de olmasına rağmen gözler Lunge'un üzerinde. Adamlar bunu biliyor. Yani o şovu yapacak adamlar arkadaşlar. Zaten yapmak zorundalar. Adamlar bunu ayı piyasasında yakıp şunu dedirtmezler. Ya yakıma rağmen fiyatta bir şey göremedik. Ya işte yaktılar. Pump'ı yaptı düştü. Bunu olmaz. Ne olması gerekiyor? Adamlar diyor ki boğa gelsin kardeşim. Biz tek parti yakımı yapalım. NFT'leri de lansmanını başlatalım. Piyasaya sürelim. Bütün iyi haber pompalamasyonunu yapalım. Bu birim fiyat başına etki etmesiyle piyasayla birlikte dümdüz yükselsin. O yüzden boğayı seçerler. Bundan mütevellit Lunge'da arkadaşlar ben sabırlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Ki uzun vadede yakımlarla beraber Lunge'un büyük fiyatlara geleceğinde, iyi fiyatlara geleceğinde açıkçası düşünüyorum. USDC sabitlik kazanamayacaktır. Bunu zannetmiyorum ama buna rağmen Lunge'da eski büyük fiyatların, ya yani eski fiyatlardan kastım 100 küsür değil. Ama işte hiç değilse 1 sentlere, 10 sentlere gelebileceğini bu şartlar altında düşünüyorum. Sonrası da tabii ki çalışmaların devamına kalmış. Çünkü toplu yakımlar geleceğini ve zaten sabredilirse yıllar içerisinde yakılacak coin miktarıyla ve gelen boğalarla arkadaşlar zaten bu fiyatların geleceği kanaatindeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki burada şunu da ekleyeyim. Bu eski fiyatların gelmesi en az 5 yıl gibi bir süre geçmesi gerektiğini de hatırlatmak isterim arkadaşlar. Tabii ki benim fikrim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.